Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizde görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertibdeki haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kanalımızda kıtanlar ekranımız olsun. Xitayning hareketleri Yaponiyanın endişesini qo'zg'adi. Xitayning Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret qilishiga qarshi başlagan harbiy manevri Yaponiyanın endişesini qo'zg'adi. Avustralya haberleri torunun 3. Avgustiki haberde bildirilişçe, Xitay Amerika Avam Palatası'nın reisi Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretini kuruk tehditleri bilen çekleyelmegen deyinkin, harbi manevir arqalıq narazılıq bildirmekçi bolgan bolup, Yaponiyanın baş kabind katipi Hiro Kazu Matsuno harbi manevir rayonunun Yaponiyanın alahidi iqtisad rayonu EEZ'ni özçige aldıganlıqını etkan ve Yaponiya tarafının allıburun Xitay tarafki narazılıq bildirgenlikini ihbadilgen. Xabarda qayd qilinishicha Pelosi xanim 2 avgust kuni kechda Tayvan ziyoratini boshlagan bo'lib, orqadilla Xitoy armiyasi 4 avgustdan 7 avgustgacha Tayvan atrofidagi 6 dengiz rayonida harbiy manevr o'tkazmoqchi bo'lganligini e'lon qilgan. Yaponiya davlat mudofaa vazirati 3 avgust atiganda bayonot e'lon qilib, bu manevr ixtilofni qoral kuchi bilan hal qilish pozitsiyasini gavdalandirdi. Hamda Xitoyning bu harakati Tayvanning muhim portlari va shahar rayoniga tahdid selishga uringanlik bo'lib, Yaponiya armiyasining davlatning bexatarligiga kafolatlik qilish irodasi kuchlik, hamda buni qilish iqtidori va ishonchisi bor deganlarni bildirdi. Bildirilishicha Pelosi xonim Tayvandan yo'lga chiqib, Koreyada ziyorati bo'lgandan keyin 4 avgust kechda Yaponiyaga yetib berishni planlagan. U 5 avgust atiganda Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida bilan nashtida birga bo'ladi ekan. U yana Yaponiya Avam Palatasining boshlig'i Hiro Yuki Hosoda bilan suhbat o'tkazadi ekan. Matsuno so'zida yana Tayvan bo'g'izidagi tinchlik va muqimlik Yaponiyaning bexatarligi va xalqaro jamiyatning muqimligida intayin muhim degan. U muxbirning Pelosining Tayvan ziyoratini qo'llaydigan yoki qo'llamaydiganligi haqida so'ralgan savoliga Yaponiya hukumatining bu masalaga maydon izhor qilishining o'rni yo'q deb javob bergan. U yana muxbirlarning kutilmagan ahvollarga qarata Yaponiya qo'g'dinish qismlarining o'rinlashtirilgan yoki o'rinlashtirilmaganligi haqida so'ralgan savoliga javob berib, Davlat mudofaa ministerligi va qo'g'dinish qismlari allaburun Yaponiyaning atrofidagi dengiz va havo bo'shlig'ida kuzatish va axborot izlash faoliyatlarini boshladi degan. Ma'lum bo'lishicha, bu Pelosi xonimning 7 yildan keyin qilgan Yaponiya ziyorati bo'lib hisoblanadi ekan. Matsuno Yaponiya bilan Amerika o'tirsidagi parlament aloqasini o'z ichiga olgan barliq munosabatlarni texnomo kuchaytirishni qarshi oladiganligini aytgan. Xitoy bu yil 37 ming Xitoyni Sharqiy Turkistonga ko'chirdi. Xitoy Sharqiy Turkistonni Xitoylashtirish rezil plani doirasida oqqun Xitoylarni ko'chirishni davom qilish bilan birga Sharqiy Turkiston xalqini har xil bahonalar bilan yurtlaridan Xitoyga surgun qilgan. Xitay bu qatim atalmış G'arbiy rayon pidailir namida Sharqiy Turkiston va Tibetga 2022 yili yangidan qabul qilingan 36700 nafar o'qish bitirgan Xitayni Sharqiy Turkiston bilan Tibetga yo'lga solgan. Xitay rejimi 2017 yili 2 oydan boshlab Uyg'urlarni keng ko'lamli tutqun qilib, taxminan 5 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmonlarni jazo lagerlariga qamagandan keyin Lager sirtidagi Uyg'urlarni atalmış yezi eşinchi emgak kuchlarini ishqa o'rinlashtirish namida Xitoy o'lkalariga surgun qilgan. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Zuvani Shinjong gazetining xabarida oshkorlanishicha, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi qo'rchoq organlari oblast viloyatlarida atalmış yezi eşinchi emgak kuchlarini ishqa o'rinlashtirish namidagi surgun qilish harakatini emgak kuchi bor oilalarga qadar umumlashtirgan. Sharqiy Turkistondagi yerlik ijtimoiy farovonlik va odam kuchi boyligi tarmoqlari Xitoy korxonalari bilan to'xtam tuzib, Uyg'urlarni har xil nomlar bilan boshqa o'rinlarga yana bir qismini Xitoy o'lkalariga surgun qilib kelmoqda. Xitoy xalq to'rining 2 avgustdagi xabarida bildirilishicha, 1 avgust kuni Xitoy kommunistik yoshlar ittifoqi markaziy komitetining oshkorlanishicha, yaqinda Xitoyning har qaysi joylari atalmış oliy maktab o'quvchilari g'arbiy rayonga mulozamat qilish plani nomida Xitoylarni g'arbiy rayonga, ya'ni Sharqiy Turkistonga avatish marosimi tashkillagan. Sharqiy Turkiston va Tibetni Xitoylashtirish planini ishqa oshirish uchun qabul qilingan 36700 nafar atalmış yosh pedagoglar bu yil Sharqiy Turkiston va Tibetga yerlashtirildi ekan. Xitoyning 2022 yillik g'arbiy rayon plani kommunistik yoshlar ittifoqining oliy maktab o'quvchilarining ishqa o'rinlashishini ilgari surish harakatiga kirgizilgan.
Şarkı Türkistan'a köçürülgen mezkur Xitay komünistleri Şarkı Türkistan ve Tibet'te yolu koygan Yezikanet Maarepi, Yezikanet kuruluşu'a mülazimet kılış, sağlam Yezikanet asasi katlam yaşlar hizmeti, Yezikanet cemiyetini idare kılış, atalmış Şincan'a mülazimet kılış, atalmış Şizan'a mülazimet kılış katarlık mahsus türlerini yolu koyuş planı'a hemkarlaşı diken. Şundaklı mezkur atalmış pidailer yana yaş marksizmcilerini terbiyeleş kuruluşu boyunca terbiyeleş sistemesi'ye kirgüzülgen. Xitay haber menbelerinin ilgilenişçe, Xitay Şarkı Türkistan'ı Xitaylaştırış rezil planı dairesi de Xitay göçmenlerini Şarkı Türkistan'a köçürüp yerleştiriş hareketini planlı kaldı devamlaştırgan. Bu yıl bütün Xitay'daki 2300'den artık Ali Mektep'ten gelgen 250 mandın artık okuş bitküzgen okuguchi ve okuvatkan aspirantlar Gharbi rayon planı yani Şarkı Türkistan'ı Xitaylaştırış planı'ı tizimlatkan. Çavuşoğlu Kambodja'da Wang Yi bilen körüştü. Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministeri Mevlut Çavuşoğlu Kambodja'da Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi bilen körüştü. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe Çavuşoğlu Twitter sahibisi de bu axtı ilan kılgan bayanatı da Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi bilen elip bargan uçuruşumuzda iki taraf münasibetlerimiz rayonluk ve halkaralık özgürlükler hakkında sohbet ötküzdük. Uyghur Türklerge karata sezgür işkellikimizden Xitay tarafke yetküzdük dedi. Ministr Çavuşoğlu bunundan burunmu Kambodja ziyareti dairesi de aldı bilen Qatar Taşkı İşler Ministeri Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani, Yeni Zelandiya Taşkı İşler Ministeri Nananiya Mahuta, Kambodja Müslümanlar İşleri Mesul Ministeri Osman Hassan, Biruni Darussalam Taşkı İşler Ministeri Erivan Yusuf ve Sri Lanka Taşkı İşler Ministeri Ali Sabri bilen mu ayrım ayrım körüşken idi. Peskov, Putin Erdoğan uçuruşu ve Pelosi'nin Tayvan ziyareti doğrusu toxtaldı. Rusya Prezidentlik Mahkemesi Kremil Bayanatçısı Dmitri Peskov, paytaxt Moskova'da muhbirlerinin kün tertibine dair suallarına cevap verdi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe Kremil Bayanatçısı Dmitri Peskov, Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan bilen Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in 5. Avgust Soçi'de görüşüp, iki devlet hemkarlığı doğrusu da sözleşti kallıqını bildirdi. O Cumhur Reis Erdoğan bilen Prezident Putin'nin 5. Avgust ötküzüldüğün uçuruşu doğrusu toxtulup, iki rehberinin ixtisattın rayon meseleleri geçip olgan nurgun meseleler hakkında pikir almıştırdığalıqını, kün tertibinin nahayeti zic işkellikini bildirgen halda, bu uçuruşuş öz növetide Suriye ve Ukrayna meselesi, açlık yötkeşini nazarat kılış üçün kurulgan merkezinin faaliyetleri doğrusu da öz ara uçur almıştırıp duruşu ve halkara münasibetler doğrusu da pikir almıştırış üçün mü yaxşı pürsat dedi. Kremil bayanatçısı Peskov yana Amerika Avam Palatası reisi Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin rayondaki ciddiçilikini küçeytivitidigallıqını bayan kılıp, Pelosi'nin Asiya sayaheti ve Tayvan ziyaretigi münasibetlik barlıq işler pütüllay iğvagerçilikten ibaret bulup vaziyetini ciddileştirvetidu dedi. O, Rusya'nın bu meseledeki karışının Xitayninki bilen pütüllay okşaş işkellikigi işaret kılıp, elbette biz Xitay bilen yeni bir qıtım tuluk birdek karaşkı igimiz. Onların bu işgı bolgan intayın sezgür pozisiyasını düşünümüz. Onlar uğurluluk digerlerini kayıt kıldı. Peskov, Amerika'nın bu sezgürlükkü hürmet kılışının ornığa zıtlışış pozisiyası tutkallıqını ilgiri sürüp, bu yaxşı alamet emez. Biz bu yerde pekat kayğımızını ihbadili yerleyimiz, dedi. Stoltenberg, NATO ve ittifaqdaşlarını Ukrayna'yı texımı köp ve texımı tiz yardan berişge çağırdı. Şimali Atlantik Akti Teşkilatı NATO Başkatibi Jens Stoltenberg, NATO ve ittifaqdaşlarının tiz süratte texımı köp yardan berişi kerekliğini otturgu koydu. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe Stoltenberg, İctimai Alaqı Supisidiki adresi de bayanat berip, özünün Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski bilen Ukrayna'nı herbi cihetten kollaşının muhim noktaları doğrusu da telefon sökpiti ötküzüp, NATO ve onun iştipaqdaşlarının Ukrayna'yı texımı köp ve texımı tiz yardan berişi nahayeti muhim digerlikini eskerdi. O, Ukrayna açlıkını Karadeniz arqılıq dünyanın her qaysi jaylarga yötkeş tirişçallıqı dairesi de Ukrayna'nın Odessa portidiki bir açlık kaçılanğan soğudu parahotunun tuncu bulup yolu çıkışı doğrusu da mı sözleşkenliklerge işaret kılıp, Birleşken Devletler Teşkilatı ve iştipaqdaş Türkiye müressa kılığan kilişimden tuluk icra kılınışının muhimliğini tähkitledi. Sahiye Teşkilatı yukumdan tarqılış nisbetide körnerlik tövelleş barlıqını bildirdi.
Xitay virusinin dünya miqyasidagi köpüyüş nisbeti 7 haftadan keyin tunji qitim tövelledi. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın yenilenen Xitay virüsü haftalık dokulatıda yuqumlanışqa münasibetlik yeni malumatlarga orun berildi. Dokulatı körüstülüşçe 7 ayının 25. günüden 31. günü güçü bolgan bir hafta içide yuqumlanış nisbeti aldınqa haftadikige seleştirganda 9% tövenligen. Bu, uda 7 hafta köpüyüp mangan yuqumlanış nisbetideki tunji qitimliq gevdelik tövelleş bulup hesaplandı. Dokulatka karaganda ötken bir hafta içide yuqum sebebinin hayatının ayrılganlar sahnede özgürüş bulmağın. Ötken bir haftada 14 bin adam yuqum sebebinin kaza kılgan. 6 milyon 500 bin kişi de yuqum baykalgan bulup, yuqum sebebinin kaza kılgan umumi san 6 milyon 300 bin'a, yuqumlanğıçılar umumi sani 574 milyon'a yetken. Yuqum nisbeti 6. aydın başlap, uda 5 hafta örlegen. 11. iyuldan 25. iyulgacha bo'lgan 2 hafta ichida o'xshash sur'atda ilgirligan edi. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti amaldorlari yuqumlanish nisbatidagi eshishni yoz faslidagi sayohatchilikning eshishi, har qaysi davlatlarning Xitoy virusi tadbirlarini bo'shitishi, shundaqlab BA4 va BA5 tarmoq tiplarining tiz tarqalishiga bog'lab tushuntirgan edi. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşükçe eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaqlı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.